haftanın 3. gününde Ankara Altındağ'dan Ezgi Gelin'e konuk olacağız. 29 yaşında aslen Konyalı olan gelinimiz 9 yıllık evli ev hanımı. Evet değerli izleyenler, bugün haftanın 3. günü ve biz Ankara Altındağ'dayız. Ezgi'nin kapısının önündeyiz. Bakalım sevgili Ezgi bizi bugün nasıl karşılayacak? Evet zilimizi. Zil çalmayayım. Kapıyı çalalım biz de. Ne güzelmiş ama değil mi böyle dışı? Ezgi. Bir de sert çalamıyorum. Hoş geldiniz aslanım. Hoş bulduk. Ezgi böyle bir kapının zili çalmıyor Ezgi. Çalıyor da aslanım aslında. Bak yok. Biraz... Nazar değdi Ezgi. Evet aslanım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hoş bulduk. Sen kendi güzelliğine, şıklığına bak. Dön bakayım şöyle. Çok teşekkür ederim. Aman pembe gönlüm sende. Bugün pembe ve beyazız. Evet. Evimizin de girişine çok uyumlu olduk sanki. Ezgi Gelin, Ankara Altındağ'daki eviyle bugün herkesi şaşırtacak. Geniş salonunda koyu renkler kullanan gelinimiz yatak odasında da aynı şekilde siyah renk tercih etmiş. İşte şaşırtacak kısım tam da burası. Gelinimizin evinde hamam bile var. Banyosu otelleri anımsatan yarışmacımızın çamaşır ve kurutma makinesini ayrı bir yere koymasını sevdik. Çeyizlerini ikinci yatak odasına seren gelinimizin terası bir bakana bir daha baktıracak cinsten. Alabildiğine geniş bu mekana biz bayıldık. Gelinimizin devasa mutfağı da bugün çok konuşulacak gibi. Bakalım hanımlar neler diyecekler. Evet şu anda biz mutfaktayız. Mutfak, oturma odası evet. Ve kış bahçesi. Evet, kış bahçemiz. Yazın da kullanıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Senin bütün zamanın burada geçiyor olabilir mi? Burada geçiyor zaten aslanım. Mutfakta kolay ya. Çocuklar burada oyun oynarken ben orada yemeğimi yapıyorum. Aman beni de burada bırakın. Beni burada bırak, biz kahvemizi burada içelim diyeceğim ama bugün Ramazan. Evet. İftarda. İftardan sonra size söz bir kahve yapacağım. Vallahi isterim burada. Burada keyif yapın. Bir keyif yapalım. Evet. Aman bunlar nedir bunlar? Biri büyük oğlum, biri küçük oğlum. Ay. Konuşuyor mu? Mavişle pamuk. Yok bunlar daha konuşmuyorlar. Konuşan muhabbet daha büyümediler. Çok büyümedikleri için daha. La papağan mı? Yok muhabbet kuşu muhabbet. Ama daha yavruydu biz aldığımızda. Şimdi biraz daha büyüdü. Hafif büyüdüler ve küçükler ay, daha. Ay çok güzel. Kim ilgileniyor kuşlarla? Ben ilgileniyorum. Çocuklar çok seviyor. Seviyor tabii ya. Evet. Evde yani bir hani en azından çocukların evet. Sevebileceği, hayvanlara sıcaklık duyabileceği. Aynen. Hani köpek olmasa bile kuş çok iyi düşünmüşsün. Ya bir şey söyleyeyim, duvar kağıtlarını falan çok güzel kullanmışlar. Evet. Kapılar mat lake. Değil mi? Burası banyo mu aşkım? Evet aslanım. Böyle bir ana banyo, misafir banyomuz. Wow. Çok havalı. Çok havalı. Ha, şurada bir fotoğraf çektireyim. Şık bir banyo yani. Bir girince biraz kalabiliriz bu banyoda. İçim açıldı benim de gerçekten öyle. Burası da mı? Evet burası. İnşaattan. Evet müteahhitin yaptığı. Müteahhit yapmış. Eline sağlık. Tabii. Hakkını yememek lazım. Burası çamaşır odası. Evet, orayı çamaşır odası olarak kullanıyorum. Aa, bak, ne güzel. 10 numara. Her şeyimizi alıyor, çok bence iyi oluyor. De. Giyim odası var. Giyim odamız. Biz kapaklarımızı kendimiz yaptırdık. Açıktı normalde aslanım. Ha, iyi düşünmüşsün. Evet. Banyon, tuvaletin. Evet, müsait orada mi? Müsait. Buyurun aslanım. Orada bir de hamamımız var. Ya. Evet. Nerede? Hemen kapı arkasında. Ha! Yeterli bir apartman dairesi için gayet uygun. Evet, biz çocuklar oynuyorlar, ay ne güzel. Giriyorlar. Güzel oluyor. Böyle keseyi yapacaksın da öyle böyle böyle. Böyle 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 böyle. Sen geç böyle. Ben mi geçeyim böyle? Ay çok kibarsın. Peki ben geçiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Fonların çok hoş. Evet yatak örtümle duydurmaya çalıştım ama inşallah vallahi beğenirsiniz. Çok ben çok beğendim. Burada televizyon mu vardı? Televizyon yoktu. Aslında benim yatak odam ilk evlendiğim yani çeyizdeki yatak odam değil. Sonradan aldım. Makyaj malzeme aynamın takımı. Almadık daha televizyon.
Bakalım evet. Sonra düşünürüz. Televizyon gerekirse evet. Alacağım diyorsun. Aynen öyle. Aa, kızlarla da detay yapacağımız için ben fazla detaya girmeyeceğim. Tamam, ama gerçekten izleyicilerimiz de gördü. Gayet hoş gözüküyor. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Amin Aslı Hanım. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Herkese nasip etsin. Hakikaten öyle. Çünkü bir kadının hayalinde hep ne vardır? Geniş, ferah, evet, kullanışlı bir ev. Evet. Hele ev hanımıysa, hayatını evde geçiriyorsa gerçekten güzel bir ev her isteyene, dileyene versin. Amin. Böyle girişte İnşallah. De büyük çiçekleri var. Böyle güzel ayetlerimiz var. Bence cici sıcacık bir yuva. Hadi bismillah diyelim, salonumuza adım atalım. Ben böyle mi geçiyorum? Evet, buyurun Aslı Hanım. Teşekkür ederim. Evet, bu kadar. Bu bordo bir ton. Yoğun kullanılmış. Son dönemde çok görmediğimiz bir ton. Bu da böyle... Bej rengi diyorlar. Bej, gri değil ama. Yok, koyu bej, krem, sütlü kahve evet. gibi. Bu arada sesi duyuyor musunuz? Sanki böyle bir arılar geziyormuş gibi değil evet, mi? Evet, çok uğultu var ya. Çok fena ya, çok sık yaşıyor musunuz bunu? Rüzgar çıktığı zaman yaşıyoruz aslında. Ay Allah kolaylık ver. Kapı çalıyor bu arada, senin zilin çalmıyor ya. Tamam, kapı ben yıkıldı. Bir kapıya bakayım müsaadenizle. Evet, bu rüzgar çok fena. Umarım bugün durur. Baksanıza, arılar kol geziyor gibi. Ama ev güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldik. Ezgi'ciğim, montumu alabilir misin? Tabii ki. Teşekkür ederim. Sana çok güzel bir hediye ile geldim. Ne dedim? O ne öyle ya? Ne kadar büyük bir hediye. Sürpriz canım. Birazdan saatlerde göreceksin. Evinin metrekaresini görelim bu arada. Evet. Nasılsın canım? Çok güzel olmuş. Karşıya mı geçelim? Direkt karşıya geçin kızlar. Ezgi'cim ben de şöyle vereceğim sana. Alayım canım. Teşekkür ederim.